olmuşumdur. Başkanım kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Teşekkür nasılsınız? Muhtarım iyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz. Sağ olun. İyiyiz. Teşekkür ederim. Sen bana çay mı getirdin? Teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Teşekkürler. Sağ olasın. Bugün Doğu Beyazıt'ta kar yağdı. Bugün Doğu Beyazıt'ta şu anda çalışma var. Kolay gelsin. Teşekkür şu anda Doğu Beyazıt belediye ekipleri şu anda çalışıyor. Hı hı. Sabah da ben geldim saat 6'ydı. Buradaki buz tutmasın diye tuzlar dökülmüş. Hatta ben video da çekmiştim. Hı hı. Yayınlayacağım. Teşekkür ederim. Yani bu çalışma çok güzel. Sağ olun. Bu çalışmanın dolayısıyla çok çok teşekkürler. Sağ olun. Bu Doğu Beyazıt bu çalışma hakkında bir konuşma yapabilirsin. Tamam, teşekkür ediyorum. Öncelikle değerli Doğu Beyazıt halkı, çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize buradan kucak dolusu saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Şu anda Doğu Beyazıt'ta beyaz örtü düştü. Çok şükür beklediğimiz bereket yavaş yavaş geliyor. Dolayısıyla Vedat Bey'in de söylemesiyle birlikte geceden beri ekip arkadaşlarımız uyumadan tüm mahallelerde, tüm caddelerde, tüm sokaklarda büyük bir özveriyle bütün birimlerimiz üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Daire içerisindeki ve sahadaki bütün ekip arkadaşlarımız, bütün personellerimiz şu anda canla başla karla mücadele kapsamında şehrimizde can ve mal güvenliğini sağlamak adına sahadalar ve çalışıyorlar. Biz de tabii her zaman olduğu gibi onların yanında yer alarak onların moral ve motivasyonunu artırmak üzere sahadayız. Ben de gece saat 2'de bir çıktım. Bir de sabah 6'da şu anda da hala devam ediyor çalışmalarımız. Dolayısıyla biz göreve geldiğimiz günden beri halkımızın refahı ve huzuru için elimizden gelenin fazlasını yapmaya sözümüz vardı. Ve çok şükür bugün de o sözü tuttuk. Belediye çalışmaları tabii ki rutin bir şekilde devam ederken aynı zamanda mevsimsel şartlardan dolayı oluşabilecek her türlü olumsuzluklara karşı da uzun vadeli, orta vadeli ve kısa vadedeki planlamalarımız var. Bu planlamalar dahilinde yağmur ve sel sularına karşı altyapı mücadelesi ile kar gibi kısa vadede müdahale edilmesi gereken doğal olaylarda da yine teknik ekip ve kurmuş olduğumuz verimli ve çalışkan ekibimizle birlikte halkımızın hizmetini devam ettireceğiz. Tabii ki Vedat Bey, buradan bir şey de söylemek istiyorum. Değerli Doğu Beyazıt halkı, çok kıymetli takipçilerimiz, malumunuz Doğu Beyazıt Futbol Kulübü ile ilgili de sizlere küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Biz yaklaşık 4 yıldır kulübün kurucu üyesi olarak Doğu Beyazıt'ta hem sosyal bir alanın olmayışından dolayı hem kimyasal maddeyle mücadele kapsamında elle tutulur, gözle görülür bir çalışma yoktu. Hem de şehrimizi her alanda olduğu gibi sportif faaliyetler alanında da en ileri seviyeye taşımak adına Doğu Beyazıt Belediyesi Futbol Kulübü'nü kurduk. Bir iki dönem belediye olarak biz Bal Ligi'nde mücadelemizi verdik. Daha sonra iş insanımız Sayın Barış Çokdin'in de destekleriyle, belediyemizin de katkılarıyla kulübümüz devam etti ve bugün de çok şükür birinci devreyi zirvede, yani birinci sırada bitirmiş oldu. Onun da yine her çalışmada olduğu gibi o çalışmada da yine haklı gurur içerisindeyiz. Tabii ki her kulüpte olduğu gibi Doğu Beyazıt Futbol Kulübü'nde de az da olsa çok da olsa ufak tefek sorun sıkıntılar yaşandı. Fakat bu sorun sıkıntılar çözümsüz olan sorun ve sıkıntılar değildi. Biz yine o sorun ve sıkıntıları çözmek için yine kolları sıvadık. Yakın zamanda kulübümüzün antrenörü, hocası İshak Özbey istifa ettiğini sosyal medya üzerinden bildirmişti. Tabii ki de biz onu şu şekilde eleştiriyoruz. Netice itibariyle kulübün yöneticileri ve kulübümüzün başkanının bilgisi olmadan bu hareketi yapması elbette ki hoş değil. O bizim ailemizin iç sorunudur. Onu elbet kendi içimizde oturup İshak Bey ile değerlendireceğiz, İshak Hoca ile değerlendireceğiz. Yeri geldi mi birbirimize kızacağız, yeri geldi mi de el ele, kol kola, gönül gönüle başarı için mücadele edeceğiz. Ben yaklaşık 5 yıldır Doğu Beyazıt'ın çocuğu olarak çok büyük haksızlıklara uğradım. Sürekli
ötekileştirildim, sürekli itildim, sürekli uzaklaştırılmaya çalışıldım. Ama ben İshak Hoca'nın Doğu Beyazıt çocuğu olduğu için ötekileştirilmesine ve uzaklaşmasına müsaade etmeyeceğim. Yine Doğu Beyazıt Belediyesi olarak şahsım Yıldız Acar olarak İshak Özbey'e sahip çıkacağız. Bizler kendi insanımıza sahip çıkmazsak kimseden bize sahip çıkmasını bekleyemeyiz. Sadece bir tane Doğu Beyazıt var ve o Doğu Beyazıt da burasıdır. Başka bizim bizden başka hiç kimsemiz yoktur. Dolayısıyla eksiye de düşsek, hata da etsek, yanlış da yapsak yine biz kendi yanlışlarımızı, birbirimizin eksiğini bizler tamamlayacağız. O anlamda da İshak Hoca'nın ötekileştirilmesine ve uzaklaşmasına müsaade etmeyeceğiz. Tabii ki de onun da tam zirvede bırakıp gitmesi elbette ki hoş bir davranış değil. Onun da yine kendi iç aile sorunlarımız deyip hesabını elbette ki soracağız. Ona da gerektiğinde kızacağız, gerektiğinde de onure etmesini bileceğiz. Dolayısıyla benim yaşadığım uzaklaştırılma ve ötekileştirilme, sahip çıkmama durumlarının hiçbirisini Doğu Beyazıt'ın tek bir ferdinin yaşamaması için mücadele edeceğiz. İshak Hoca bizim çocuğumuzdur, buranın evladıdır, bizim kardeşimizdir ve bizim onlarla gönül bağımız vardır. Gönül bağı olan her yerde başarının olacağını da düşünüyoruz ve inanıyoruz. Biz tek bir liramızın dışarıya çıkmasına müsaade etmemeliyiz. O yüzden dışarıdan gelebilecek herhangi bir antrenöre, burada ırk ayrımı yapmıyorum, kesinlikle kimse yanlış anlamasın. Ama Doğu Beyazıt Futbol Kulübü milli ve yerli bir kulüptür. Dolayısıyla milli ve yerli olmasından dolayı herkesin milli ve yerli olması gerektiğine inanıyoruz. O anlamda başka yerden getirilecek hocaya tek bir lira bile vermek istemiyoruz. Onun için de İshak Hoca'nın tekrardan kulübümüzde devam etmesini kulüp başkanımızla istişare ettik. Biraz üzülerek de olsa istişaremiz sonucunda tekrar uygun gördük. İshak Hoca'yla yine yola devam edeceğiz. O senenin bu sene olduğuna inanıyoruz. Biz bu sene şampiyonluğun geleceğine inanıyoruz. Allah'ın izniyle çifte bayram yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çifte zafer kutlayacağımıza da inanıyoruz. Biz Mart ayı sonrası kulübümüzün 3. lige taşındığını görerek büyük bir sevinçle, büyük bir mutlulukla Doğu Beyazıt'ımızın en iyi şekilde temsiliyetiyle birlikte, yine hizmetin en iyi şekilde temsiliyetiyle birlikte çifte bayramımızı da yaşamış olacağız Allah'ın izniyle. Bu duygu ve düşüncelerle bütün taraftar gruplarına buradan çağrımızdır. İşte tam da şimdi birlik ve beraberliğin tam zamanı. Ötekileştirmenin ve itmenin, kalkmanın hiçbir anlamı yoktur. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için. İsmimiz Ali, Ahmet, Ayşe, Fatma olabilir ama soyadımız Doğu Beyazıt'tır. Soyadımızı kullanarak hepimiz bu büyük ailenin birer bireyi olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Şimdi hiç kimse işte şu şucudur, bu bucudur, bu futbol takımı seçimin bir planlamasıdır ya da işte bir projedir demesin. Doğu Beyazıt Futbol Kulübü